herkese yeni bir hafta diliyorum. Haftalık yayınımızda yine karşınızdayım. Salgınla başlıyoruz. Salgından güzel haberlerimiz var. En azından yeşile doğru bir kez daha yazın. Bütün Romanya yeşile boyanmıştı. Sonrasında böyle birden her taraf kızarmaya başlamıştı. Şimdi tekrar bir daha yeşile dönüyor Romanya adım adım. İki vilayet şu anda yeşilde, vilayet bazında konuşuyorum. Ama 7 vilayet daha yeşil seviyeye çok yakın sarı bölgede. Kırmızı bölgede daha az vilayet kaldı. Yarıdan fazlası sarı bölgede. Dolayısıyla yavaş yavaş yeşile doğru bir gidiş söz konusu. Ve ölü sayısı da 125 olarak son gün 125 olarak raporlandı ki bu şu anki son 3 hafta içerisinde, son 1 ay içerisinde söyleyebileceğim en düşük rakam ölü sayısı olarak. Nitekim otoriteler de yani hem vaka sayılarının, çünkü vaka sayıları da 2000'in altına indi, azalması, hem de şeylerin, yoğun bakımların daki doluluğun azalmasını iyi bir işaret olarak görüyorlar. Tabii bu neye bağlı? Aşılamaya bağlı. Artık 3. doz aşılar yaygınlaşmaya ve daha çok yerde yapılmaya başlandı. Çünkü 3. doz sırası gelen çok vatandaş var. Ama bir taraftan da ilk dozu hala almamış olan ve ilk defa ilk doz alan vatandaş sayısı da az değil. Hem de epey büyük bir oran. Ama ortalama günlük 60 bin civarında aşı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu hafta sonu özellikle Bükreş için 30 bini biraz geçen bir rakam veriyor şeyler, resmi rekoruluşlar. Bu da Bükreş için iyi bir aşılama diyebiliriz. Ama zaten sorun Bükreş'te değil, fakat hareketin çoğunluğu Bükreş'te olduğu için elbette Bükreş'te de belli bir oranın üzerinde tutmak gerekiyor. Şu anda salgınla ilgili söyleyebileceklerim size bu kadar. Tabii aşı karşıtlarının da bu hafta sonu 3 vilayette protestosu vardı. Onlar da demokratik hak olarak sadece aşı karşıtlığı değil, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaları, işte devlet dairelerine girememe, alışveriş merkezlerine girememe gibi, yani biraz bakıma aşı olmayı zorlayan, zorunlu hale getiren dolaylı uygulamalara itiraz edenler de seslerini meydanlarda duyurmaya devam ediyorlar. Bu da demokrasinin bir artık cilvesi olsa gerek. Ekonomi haber vereceğim size ama herkesi ilgilendiren bir haber. Trafik cezaları Romanya'da yeterince bulunmaz. Böyle yani yaptırım gücü çok yüksek olmadığı söylenir ve her seferinde şikayet edilir. Nitekim trafikte böyle agresif kullanan, araç kullananlar ya da Romanca'da güzel bir tabir var, vitez oman, hız tutkunu, aşırı hız yapan insanlar, bu iki şeyin önüne geçilemiyor. Trafikte, şehir içi trafikte, şehirler arası trafikte kurallara uymayıp işte sizi sıkıştıran, yandan sıkıştıran, önden sıkıştıran, fen tramvay yoluna giren, ona ait olmayan şeride giren, bir şekilde trafikte böyle sizi rahatsız eden insanlar görüyorsunuzdur ve belki onlar için işte daha çok cezalar olması ve caydırıcı olması belki içinizden geçiyordur. 3000 lira civarında bir rakama çıkacağı şu anki hazırlanan taslağa göre belirtiliyor ki bu rakam iyi bir rakam. 1500-1600 lira, neredeyse 2'ye katlanıyor trafik cezaları ve el konulduğu zaman ehliyetinize 30 gün daha, 90 gün yerine artık 120 gün, yani 4 ay ehliyetimize el konma ihtimali olacak. Bu da herkesi biraz daha dikkatli araç kullanmaya, trafikte biraz daha dikkatli olmaya kısmen zorlayacak. Hiç olmazsa bu türlü caydırıcı şeylerle. Tabii her şeyin, her olayın, her türlü işin başı da eğitim. En başta bu konuda vatandaşlık birinci sorumluluğu, hak hukuk sorumluluğu içerisinde olması gerekiyor insanların. Böyle bir bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Immobiliare.ro diye böyle şeylerle, ev satışlarıyla, ev kiralamalarıyla ilgilenen böyle emlak sitesi var. Burada çok yaygın kullanılan. Bunun yaptığı bir araştırmaya göre en pahalı ev Cluj'da çıkmış. Çünkü Cluj gerçekten Romanya'nın batıya en dönük şehri diyebiliriz. Bir de hani yerel yönetim olarak da, şehir düzeni olarak da, hani başkentten bir insan Cluj'a gittiğinde çok rahat bunu görebiliyor. Hem modernlik açısından, hem dinginlik açısından, hem turizm açısından, her noktadan gerçekten Romanya'nın en ileri şehirlerinden biri. Nitekim orada ev metrekare başına 2350 euroya kadar çıkmış evlerin ev satışlarında rakam olarak. Cluj'u kim izliyor? Bükreş'te 2300 civarı, 2310 euro ortalama metrekaresi evlerin satılık
yerlerden bahsediyorum. Yaş vilayetinde 1650, Köstence'de de 1460 gibi rakamlar çıkmış. Yani Köstence ile Kuluç arasında 800 euro kadar bir fark var metrekare başına ev satışlarında, konut daire satışlarında. Bu da herhalde Kuluç'un gerçekten Romanya'daki yerini hakkında bir fikir verecektir izleyenlerimize de. Bir başka ekonomi haberi, bir istatistik, bir indeks vereceğim size. Yaşam kalitesi ve refah endeksi diye bir indeks var. Deloitte tarafından yapılıyor her yıl. Bu yıl Romanya bir adım daha üste çıkmış, 44. olmuş. 168 ülke içerisinde 45.likten 44.lüğe yükselmiş. Bu noktada da Romanya'nın kaplumbağa hızıyla yukarıya doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Yaşam kalitesi ve refah endeksi açısından bu da bir istatistiki bilgi olmuş olsun. Siyasete geçelim. Daha önceki haftalarda bahsettik, bir hükümet krizi var. Aslında yani denemeler var. En son sağdaki Liberal Parti ile soldaki Sosyal Demokrat Parti, yani her iki ucun iki büyük partisi birleşmişti geçen hafta. Böyle bir hükümet kurma sürecine girmişlerdi. Bu biraz ete kemiğe büründü. Buna şimdi bu iki partiye Macar Partisi, her dönemin en kilit partilerinden, her dönem hükümette kolaylıkla yer alabilen partilerden Macar UDMR Partisi de dahil olacak. Bu durumda bugün bu görüşmeler yapıldı Cotroceni Sarayı'nda. Daha artık biraz daha hani somut şeyler konuşuldu. Ve PSD'ye 9 bakanlık, PNL'ye yani liberallere 8 bakanlık ve UDMR Partisi'ne 3 bakanlık düşünülüyor. Bu taslak, bunda belki bir adet değişiklik olabilir kendi içlerinde ama bu taslak genel itibariyle bu şekilde çıkacaktır. Ve liberallerin daha önceki hükümet girişiminde aday gösterdikleri Nicolae Ciuca muhtemelen bu hükümeti kuracak. Ve önümüzdeki günlerde galiba bununla ilgili somut gelişmelerde göreceğiz. Bakalım gelişmeler nasıl seyredecek. Yine bir siyaset gündeminden haber vereyim. Romanya'nın komşu ülkesi, kardeş ülkesi Moldova Cumhuriyeti. Oranın yazın seçilen bir cumhurbaşkanı oldu Maia Sandu. Batıya dönük, Avrupa Birliği yanlısı bir cumhurbaşkanı kendisi. 11 Temmuz'daki seçimlerde açık farkla kazandı. Ve bu Moldova'nın batıya yönelik Avrupa ile entegrasyonu noktasında bir umut oldu herkese. İşte ilk Romanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek Maia Sandu yarın Bükreş'te Cotroceni Sarayı'nda ağırlanacak ve zaten hani Moldova Cumhuriyeti ile Romanya arasında her zaman en sıcak ilişkiler, en kardeşane ilişkiler vardır. Romanya her zamanki desteğini bir kez daha yüksek sesle uluslararası platformlarda bir kez daha yankılanacak şekilde dile getirecek, ifade edecek. Bu da gündemdeki yerini sizin en azından size bilgi olarak aktarmış olduğum. Önümüzdeki günlerde ne var? Önümüzdeki hafta iki tane önemli gün var. Bu iki önemli günden dolayı da aslında bir uzatılmış bir hafta sonu tatili var. 30 Kasım Aziz Andrei günü, Romanya'ya Hristiyanlığı getiren Aziz Andrei'nin ithaf edilmiş bir gün, kutsal bir gün. 30 Kasım Aziz Andrei günü, ertesi gün 1 Aralık da Romanya'nın milli günü. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Romanya'nın güncel sınırlarını, efendim işte bağımsızlığını ilan ettiği zaferin yıl dönümü, zafer günü 1 Aralık. Dolayısıyla gelecek hafta hem bir kutsal gün var, Aziz Andrei günü 30 Kasım, hem de 1 Aralık çarşamba milli gün var. Her iki günde tatil olunca arada pazartesi kaldı. Pazartesi de devlet kaynattı, bir paket yaptı. Herkese 5 günlük bir tatil olmuş oldu. Bu cumadan itibaren cumartesi, pazar tatilleriyle birlikte haftaya çarşamba günü de dahil olmak üzere toplam 5 günlük bir tatil oldu. Bu tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler de gerek yurt içi gerek yurt dışı tatil planlarıyla hemen hızlıca hareket ederek belki paketlerini oluşturdular ve bu tatili hem de havalar da çok kötüye gitmemişken değerlendirmek isteyeceklerdir. İsteyenler mutlaka olacaktır. Bu arada tatile ek olarak da bir etkinlik haberi, bir kültür haberi vereyim size. Sibiu'da, Romanya'nın, Transilvanya'nın merkezi,
ve Romanya'nın coğrafi olarak da en merkezi noktalarından birisi olan Sibiu'da bir festival var. Halk Oyunları Festivali. 23. kez yapılıyor bu festival. 7 vilayetten, bölgedeki 7 vilayetten ekipler katılıyor buna. Halk Oyunları ekipleri katılıyor. 3 gün sürecek ama cumartesi pazar etkinlikleri daha yoğun ve 40 lei ödeyerek insanlar, sanatseverler bu etkinliklere Sibiu'daki salonlarda düzenlenecek bu etkinliklere katılabilirler. Eğer böyle Transilvanya bölgesine bir seyahat, bir tatil gezisi düşünüyorsanız Sibiu'daki bu hafta sonu yapılacak olan bu etkinliğe de katılabilirsiniz. Hiç olmazsa Romanya'nın en önemli, görsel açıdan en zengin halk oyunlarından ekiplerinin gösterilerine bir bakıma bir izlemiş ve bu şekilde onlar hakkında bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bu da benden bir tavsiye olmuş olsun size. Spordan bir haber vereyim. Romanya biliyorsunuz Dünya Şampiyonası'ndan elenmişti. Geçen hafta bahsetmiştik. Tabii Mirel Radoy'un son maçıydı. O da milli takımı bıraktı. Şimdi Hacı'ya teklif götürdüler. Zaten milli takım sahipsiz kaldığında ilk akla gelen kişidir Hacı. Ama Hacı'nın kuralları vardır. Yani gelmişken öyle ezbere gelmez. Kurallarını koyacak ve en azından gücün elinde olmasını isteyecektir. İki saatlik bir görüşme yapmışlar. Pek renk vermiyor Hacı. Ama daha sonra yeni bir teklifle gelirler mi yoksa başka birisini mi bulurlar? Çünkü Hacı'nın zaten şu anda uyguladığı bir düzen var. Kulübü var, efendim akademisi var. Hani mevcut şu anda bir işi var. Yani onun için keskin bir değişim olması gerekiyor. Onun için de keskin bir karar alması gerekiyor. Bunu ifade etmiş. Bakalım ileriki zamanlarda bu konu yeniden gündeme gelecektir. Kaçınılmaz bir şekilde. Hava durumuyla ilgili de sonbaharın hani takvim üzerindeki sonbaharın son günlerini yaşıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar ayları. Kasım'ın son günlerindeyiz ama hava hiç şöyle sonbahardaki gibi, evet geçtiğimiz günlerde böyle hafif soğuk oldu, yağmur oldu ama bugünlerde biraz daha güzel ve hem güneşli hem de mevsim normallerinin kısmen üzerinde günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Bu haftayı da artık bu şekilde hem ayı hem de sonbaharı da bu şekilde galiba kapatmış olacağız. Gündemimizi bu şekilde tamamlamış olalım. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.